Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son yılların en çok sevilen lezzetlerinden olan soğuk baklavayı evde hazırlıyoruz. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için 5 su bardağı kadar unu yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bereket için bir çimdik tuz ilavesi yaptıktan sonra bir paket kabartma tozu, yarım çay çay bardağı sulu olmayan yoğurt, 2 adet yumurta, üçte bir çay bardağı yani ortalama bir kahve fincanı kadar sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar elma veya üzüm sirkesi ve azar azar su ekleyelim karıştırmaya başlayalım. Ben önce makineyle hamurumu biraz toparladım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu aşamada toplamda 3/2 su bardağı, yani bir su bardağından 2 parmak eksik kadar su kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Yine de kullandığınız unun cinsine ve malzemelerinizin boyutuna göre, yani yumurtaların ölçüsüne göre birkaç yemek kaşığı kadar su miktarında oynama olabilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum güzel kıvamda bir hamur yoğurduktan sonra bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda keselim. Hamurunuzu ne kadar büyük açabiliyorsanız bezelerinizi de o boyutlarda yani eşit oranlarda yapabilirsiniz. Ama herkesin yapabileceği kolay bir tarif olsun diye ben özellikle bezelerimi küçük tutmaya çalıştım. ortalama 24 veya 30 adet beze elde edeceksiniz. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerlerini biraz un serpiştirip ardından bir bezle kapatarak 10 dakika dinlendirdikten sonra ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak merdane yardımı ile hamurumuzu genişletelim. Bir tanesini açıp kenara aldıktan sonra geriye kalanlarının tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Bu aşamada açarken un veya nişasta kullanabilirsiniz. Tamamını açıp hazırladıktan sonra hamurlarımızın arasına buğday nişastası serpiştirerek üst üste koyalım. Ben üçlü gruplar haline getirdim. Dilerseniz 4 veya 5'li gruplar halinde de açabilirsiniz. Benim daha önceki baklava videolarımı da izlediyseniz eğer her zaman üçlü yaparım bu şekilde bana çok daha pratik gelir. Sizlere de önerim bu yöndedir. Hamurlarımızın tamamını hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra ortalama 20 dakika kadar oda ısısında dinlendirip hamurlarımızın yumuşamasını bekleyelim. Dinlendirmeden de açabilirsiniz ama hamur ne kadar yumuşamış dinlenmiş olursa o kadar kolay bir şekilde açılacaktır. Önce merdane ile açtım ardından oklava ile açmaya devam ediyorum. Son aşamalarda yani hamuru yeterince büyüttükten sonra Olabildiğince az nişasta kullanın. Hatta açabiliyorsanız hiç kullanmayın derim. Çünkü tatlımızdan nişasta tadı gelmesi. Yeteri boyutta açtıktan sonra önce hamurun içerisini açıp katlarını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi evde açılabilecek en ideal kalınlıkta oldu. Yeteri kadar ince açılmış ve çok güzel. Hamurları bu şekilde açmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum. Hem de bu yöntem sayesinde dinlendirilen baklava yufkalarımız kolay bir şekilde e ne diyorlardı? <laughs> Kurumayacaktır. Yani tekli şekilde biliyorsunuz hazır baklava yufkasını da kenara aldığımızda baklava yufkaları kuruyabiliyor. Tek tek evde açtığınızda da aynı şekilde kuruyabileceğinden üçlü halde sakladığınızda asla kurumuyor. Ben öncelikle altına yerleştireceğim hamurların tamamını açıp hazırladım. Ardından gördüğünüz gibi üst üste koyup üzerine de hangi tepsiyle yapacaksam o tepsiyi yerleştirip tepsinin boyutuna göre kestim. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım. Dilerseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra önce tepsimizi tezgaha alıp içerisini katı yağ ile güzelce yağlayalım. Ardından birinci yufkamızı, ikinci ve üçüncü yufkamızı üst üste yerleştirelim. Her yufkamızın arasına mutlaka yağ sürelim. Çok detaylı bir şekilde yağ sürme aşamasını gösterip sizleri de boşu boşuna hani videoyu uzatıp sıkmak istemedim açıkçası. O yüzden göstermeyeceğim ama her katı mutlaka yağladım ve hamurlarımızı üçlü gruplar halinde yerleştiriyorum aklınızda bulunsun. Çünkü tek tek yerleştirdiğimizde hamurlarımızı açtığımızda dediğim gibi hızlı bir şekilde kuruyabiliyor. Bu yöntem gerçekten çok çok güzel. En son kenarında kalan fazlalıkları da üzerine yerleştirip orta kısmına bolca fıstık gezdirdim. Fıstık yerine fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve üzerine yerleştireceğim hamurları da aynı şekilde açıp hazırladım. Gördüğünüz gibi onu da yine tepsimin boyutunda kesiyorum. Tek tek yine açma aşamalarını detaylı bir şekilde göstermedim. Yani zaten anlamışsınızdır ve yine öncelikle kenarından çıkan fazlalıkları orta kata yerleştiriyorum. Bu arada bu kenarından çıkan fazlalıkları eğer kalın açmışsanız onun üzerinden tekrardan merdane ile geçip inceltirseniz çok daha güzel olur. Ben katları açtığımda yeteri kadar ince olduğu için tekrardan üzerinden oklavayla geçmedim ve diğer katları e güzelce aralarını yağlayarak üst üste yerleştirelim. En güzel açtığınız katı en üste yerleştirip önce bir bıçak yardımıyla kenarlarını içe doğru kestirip ardından klasik kare dilim şeklinde dilimleyelim. Dilimlerken her zaman önce bu şekilde bir çizgi atarım. Daha sonrasında dilimlemeye çalışırım. Sizler de bu yöntemle yaparsanız çok daha pratik olur. Bu arada ben baklavamızı yağlamak için her zaman sade yağ kullanırım. Yani tereyağını eritip üzerindeki köpüğün altındaki ayranını tamamen süzdükten sonra içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip o şekilde bir karışım yapıyorum. Sıvı yağ da özellikle tereyağının o ağır kokusunu alması için ekliyorum. Dilerseniz eklemeyi de bilirsiniz. Ve eğer isterseniz diğer e, Tatlı videolarımda yani baklava videolarımı izleyerek orada yağ nasıl hazırladığımı görüntüleyebilirsiniz. Baklavamızı dilimledikten sonra üzerine geriye kalan yağın tamamını gezdirip fırçayla her tarafına sürelim ve önceden ısıtılmış 165 derece fırında pişmeye gönderelim. Diğer taraftan geçelim şerbetimizi hazırlamaya. İsteğe bağlı baklavanızı pişirmeden önce şerbetinizi hazırlayıp soğutabilirsiniz. Önce 1 litre kadar yağlı hatta mümkünse günlük süt kullanırsanız çok daha lezzetli ve güzel olur. Tencereye alalım ve üzerine de 4,5 su bardağı kadar toz şeker ilavesi yaptıktan sonra şeker içerisinde tamamen eriyinceye kadar ısıtalım. Ardından ocağımızı kısık ayara getirip kontrollü bir şekilde 10-12 dakika kadar kaynatalım. Kaynarken taşma yapmaması için özellikle kontrolü davranmanızı tavsiye ederim. Hatta mümkünse çok daha geniş bir tencere kullanabilirsiniz. Ve son kıvamı sizlere gösterdim. O kıvama geldikten sonra ocağı kapatıp içerisine bir kutu tatlılar için kullanılabilen yani 200 ml kadar krema ekleyip hızlı hızlı karıştırıp kıvam alıncaya kadar devam edelim. Ve hazır olan şerbetimizi tamamen soğuması için bir kenara alalım. Ve üzerindeki o çikolatalı katmanı hazırlamak için ben e, sütlü çikolatayı robottan geçiriyorum. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Eğer elinizde yoksa rendeden geçirebilir veya hiç kullanmak istemezseniz sadece kakao kullanabilirsiniz ama o özel lezzeti yakalamak isterseniz mutlaka sütlü çikolata kullanın derim. Diğer taraftan artık e, gördüğünüz gibi baklavamız fırından çıktı. 165 derecede ortalama 1,5 saat kadar, 1 saat 20 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Ne kadar kısık ateşte uzun süre kıpkırmızı oluncaya kadar pişirirseniz baklavanız da o kadar güzel olur. Fırından çıkardıktan bir 2 dakika sonra üzerine soğumuş olan şerbetini gezdiriyorum. şerbetini tamamen gezdirip 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra o rendeden yani mutfak robotundan geçirmiş olduğum çikolatanın üzerine bir yemek kaşığı kadar pudra şekeri ve bir yemek kaşığı kakao ekledim ve hemen üzerine serpiştireceğim. Serpiştirmek için öncelikle ben bu şekilde bir elek kullandım ki her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Ardından içerisinde kalan o daha katı olan kısımlarını da elimle üzerine serpiştirdim. Onlar çikolata olduğu için çok daha güzel bir lezzet katacaktır. Tamamen hazırladıktan sonra mümkünse mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin derim. Çünkü o şekilde çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Hem de sosunu içerisine güzel çekmiş olacaktır. Bu arada üzeri açık veya kapalı da saklayabilirsiniz. Zaten e, bu şekilde baklavalar genellikle biraz yumuşak olur ama bu çok da yumuşamadı açıkçası. Üzeri çıtır ve altı yumuşak oldu. Gerçekten çok çok lezzetli ve güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Eğer denerseniz lütfen deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu arada tarifi hazır baklava yufkasıyla de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde ev yapımı tamamen ev yapımı olmasının e, taraftarıyım. Yine de sizlere kalmış dediğim gibi özellikle baştan soracak olanlar için söylemek istiyorum. Yine Hazır yufka ile de aynı şekilde e, deneyip hazırlayabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakıp yorum yazabilir, kaydedebilir ve de emeğime saygı olarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.